Herkese merhaba. Bu hafta size harika bir konuyla geldik. Niş kalitesine sahip olan designer parfümlerden bahsedeceğiz. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Seninle iddiaya bile girerim. Bu video bizim en çok beğenilen ve en fazla izlenen videolarımızın başını çekecek. Bence birinci sırada olacak. Bak görürsün. Birinci sırada rekor kıracak bu video. Yani en çok izlenen videolardan olabilir. Fakat en çok izlenen olur mu? Var mısın iddiasına? Gireyim mi? İddiasına var mısın? Tamam, girdim. Bak konu da şu olsun. Hadi bakalım. Şu konuyu iddiaya gireceğiz. Hı. İlk önce bir 1000 beğeni istiyorum ben bu sefer. 1000 dedim, 500'ü geçtiler tamam mı? 750 istedim, 750 patlattılar. Evet. Tamam mı? Yani 1000 beğeni isteyelim artık, anladın mı? Tamam. Yani kendi kendimizi aşmamız gerekiyor. Bu sırada bak şu beğenilerle ilgili ben neden beğeni istiyorum biliyor musun? Hı. Bak elimizde şöyle kaldı. İlk önce iddiaya bir girelim de. Girelim hadi. Tamam. İddiamız şu. Evet. Şimdi niş kalitesindeki designer parfümleri yorumlayacağız ya şu anda. Evet. Bir de bunun tam tersini yapacağız. Aa. Diyeceğiz ki designer kalitesinde niş parfümler diyeceğiz. Güzel. O konu da çok güzel. Orada ne gömerim ama biliyor musun? Aa, bak ne gömüşler gelir orada bak. Güzel güzel. Bak şimdi tamam. İddiaya tamam. Gir. Tamam 1, 2, 3. İddiaya gir. Tamam. Hadi, hadi bakalım. Ben beğeniyi neden istiyorum? Onu da açıkça söyleyeyim ben burada. Çünkü YouTube'un algoritması şu şekilde çalışıyormuş. Ben onu sonradan çözdüm. Öğrendim. Bir videoya ne kadar fazla beğeni gelirse o kanal başka kişilerin o kadar fazla önüne çıkıyormuş. Aa. Yani bu da bizim Güzide kanalımızın, bu Nadide kanalımızın evet, büyümesi için gerçekten hani o bazen es geçtiğimiz, unuttuğumuz beğeniler evet, aslında bizim için çok önemli. Evet, yani gerçekten sizin yapacağınız orada sadece bir saniyelik bir beğeni aslında bize çok büyük bir katkı sağlıyor. Lütfen o yüzden beğenilerinizi esirgemeyin. Abone olmadıysanız da lütfen bu güzel kanalımıza abone olmayı da unutmayalım diyoruz. Evet. Ve bence ben çok heyecanlıyım. Çünkü o kadar güzel parfümler getirdik evet, ki. Evet, çok güzel bir video olacağını düşünüyorum ben de. Özellikle beyler biraz daha yaklaşın. Bu konuyu kaçırmamanız gerekiyor. Devir ekonomi devri. Şimdi size en uygun fiyata alabileceğiniz en kaliteli parfümlerden bahsedeceğiz. Parasının hakkını sonuna kadar veren parfümler bunlar. Evet. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet, ilk parfümümüz. İsim Yaki markasına ait L'Eau de Isse Pour Homme Noir Ambre. Bu parfümü buraya çok büyük bir heyecanla aldım. Aa. Evet. Çünkü büyük ihtimalle birçok kişinin ilk kez duyacağı parfümlerin başında geliyor. Evet. Ben buna katılıyorum bu arada. Burada bunun haricinde baktığım zaman hani insanların bilmediği bir parfüm var mıdır? Bence yoktur ama bu en unik kalan parfümlerden bir tanesi. Evet, doğru söylüyorsun. Çok underrated bir parfüm. Hiç ön plana çıkmamış bu zamana kadar. Maalesef. Değeri anlaşılamamış. Bak o kadar söyleyeyim sana. Bunun değeri bir anlaşılırsa birçok niş parfüm ekmek yiyemez. Of. O kadar. O kadar iddialı evet, geldim bak. Bu zamana kadar benim kokladığım en kaliteli designer parfümlerden biri. Bayılıyorum ben bu parfüme ya. Tekrar sıkalım mı? Sıkalım mı bak. Bir sık sadece. Ondan sonra senin o tepkini almak istiyorum ben. Mesela ilk daha kokladığım anda bile böyle çok kaliteli bir şey kokladığını hissettiriyor sana. Bir designer değil bu ya. Ben bunu designer diyemiyorum yani. Bunun designer demeye dilim varmıyor benim. Birçok niş markadan da daha kaliteli koktuğu kesin. Çok net. Çok net. Çok fazla. Peki içeriğinde neler var bu parfümün? Bu biraz ondan bahsedelim. Aslında oriental bir parfüm. Oriental tarzı. Amber ve safranın başrolde oynadığı tarçınla beraber tatlandırılmış mükemmel, gövdeli, kompozisyon bakımından dolu dolu kompozisyona sahip bence elegant bir erkek parfümü. Ama mesela şey dedim işte deri, safran böyle. Zor değil. Asla zor değil yani. Yumuşak. Çok yumuşak. Müthiş evet, derecede yani güzel pürüzsüz yani, bir harmana sahip. Aynen. Ya safran var içinde bak. Safran normal şartlarda mesela tozluk katar. Veya biraz daha sivrilik evet, katar. Ama bunda o kadar olur, güzel dengelenmiş ki. Hı hı. Ya bir designer markadan beklemeyeceğin kalitede bir designer parfüm gelmiş ya. İsim Miyaki'den çıkmış bir de bak evet, bak. Allah. Gerçekten oldukça başarılı. Ben zaten hani senden dolayı biliyorum hı hı, bu parfümü. Özellikle sonbahar ve kış aylarında Altuğ'dan birisi öneri istediğinde Altuğ'un kesinlikle net hemen kesinlikle hemen verdiği parfümlerden biri. Ve hani dediğin gibi de bence çoğu kişi bu parfümü bu videoda ilk defa duyacak. Evet. Çoğu kişi bilmiyor, duymamış ya da kulak ardı etmiş. Bunlar benim hep gizli hazineler var ya bak bunları tek tek paylaşıyorum ama. Altuğ'un gizli hazinelerini birazcık karıştırdık.
Evet, tam olarak Leodice Purhom, Noir Amre tam olarak niş kalitesinde olup designer parfümlerin en iyilerinden diyebilirim. Yani hakkıma çok iyi bir parfüm. Çok iyi. Yani bunu ben şöyle bir şey rica edeceğim. Bunu daha önceden deneyen varsa veya bu videodan sonra yani ben Alto abinin işte sözüne kaldım dedim. Sözüne inandım. Denedim ve Alto abi beni boşa çıkartmadı diyecek. Yo, bence, sevgili yani, izleyicilerimizi ben yorumlara bekliyorum. Çok genel beğeniye uygun. Dediğim gibi zor bir parfüm değil. Asla zor bir parfüm değil. Genel beğeniye yine oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Çok dengeli. Hani zor notaları olmasına rağmen içerisinde oldukça genel beğeniye uygun olduğunu düşünüyorum. Yani öyle çok fresh, ferah parfümlerden hoşlanmıyorsanız bu parfümü sonbahar ve kış aylarında değerlendirin beyler. Son bir şey söyleyeceğim ben sana. Ondan sonra da şey yapacağım. Bu parfüm desem ki işte bir Maison Francis Kurkdjian'da veya Zerjoff'ta çıksa, tamam, üstünde 15 bin lira etiketi olsa ne dersin sen? Satar. Ne konuşursun? Satar. Hayır, şu andaki konuştuklarımın haricinde ben başka bir şey ekleyebilir miyim? Hayır, eklenmezsin. Gayet hatta güzel. Derim ki 15 bin lira, evet, bu 15 bin lira parayı hak ediyor derim. Hak ediyor yani. Dersin, evet evet dersin. Ama yani baktığın zaman taş tatlısı şu anda 5 bin lira, 6 bin lira. Maksimum 6 bin liradır ya şu devirde. Güzel işte, güzel. Biz bunları bulup çıkaracağız. İnsanlara sunacağız. Evet. Değerlendirin beyler. Bir diğer parfümümüz Bentley Intense. Bak bu parfüm, şöyle söyleyeyim, en ucuz fiyatı alınabilecek en kaliteli parfüm. Doğru söylüyorsun. Çok net söylüyorum bak. Yani bu fiyata alınabilecek. Ya ben bedava diyorum bu parfüme ya. Bak bedavanın az üzerine, yani bedava üstüne biraz para verip öyle alıyorsun. Öyle. Yani kalitesini düşününce gerçekten fiyatı çok ucuz kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim ben sana, hani bu Bentley'dir, işte atıyorum Ferrari'ler, işte Bugatti'ler, ondan sonra işte BMW'ler, Mercedes'ler falan, hani bunların hepsinin mesela parfüm şeyleri var. Ama Bentley özellikle öyle bir sığınıyor ki bu araba markalarından, öyle diyeyim ben sana. Çünkü Bentley parfümlerini kim yapıyor biliyor musun? Hangi grup yapıyor? Lalique Group yapıyor. Lalique Group dediğin zaman zaten gerçekten hani bu işin piri adamlar. Evet. Yani uygun fiyatlı mükemmel parfümler çıkartıyorlar. Yani kalitesi gerçekten fiyatının çok çok üzerinde. Yani bu parfüm atıyorum mesela şu anda herhalde 2500-2000 o civarlarda falan geziniyorlar yani maksimum. Ama yani dediğin gibi şu anda bu piyasaya göre bedava olan bir parfüm. Yani içinde bir defa rom var. Ondan sonra odunsu notalar var, deri var, tütsü var, reçineler var. Evet. Yani bu hayvan bana, bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musun? Bak böyle bir Bentley arabaya binmişim, tamam mı? O alaşımlı ahşap direksiyonuna dokunuyorum, tamam mı? Bordo renk deri koltukların üzerinde, tamam mı? Oturup bir kadeh viski içiyorsun. Bak kesinlikle bu. Bak kesinlikle verdiği hissiyat bu. Acayip lüks bir hissiyat var. Yani genel beğeni uygun mu? Bak o konuda kesinlikle genç parfümü değil. Evet. Bunu özellikle altını çizeyim. Ama bunu böyle hali vakti yerinde, tamam mı? Artık karakteri oturmuş 35'li 40'lı yaşlarındaki bir beyefendinin kullanabileceği en iyi parfümlerden bir tanesi. Yani bunun fiyatı biraz önce ben İsemiya Keş'in de söyledim. 15-20 bin liralar olsa, tamam mı? Birçok kişi atıyorum mesela üstünde de İşte Frederick Malle yazsa, işte Maison Francis Kurkdjian yazsa, o parayı böyle çatır çatır verip alabileceği bir parfüm bu. Doğrudur. Çok ne söylüyorum bak sana. Yani müthiş bir harmana, müthiş bir kaliteye sahip. Yani benim 10 puan verdiğim nadir parfümlerden bir tanesi bu, biliyor musun? Ay, duydunuz beyler. Sonbahar ve kış aylarına çokça yakışacak, fiyatının çok üstünde bir Bentley parfümü. Bentley Forman Intense. Açıkçası yani Bentley denince de akla ilk gelen parfümlerden olması asla tesadüf değil. Fiyat skalası kalitesinin yanında çok daha aşağılarda. Siz de hazır kış yaklaşıyorken sonbahar ve kış aylarında harika bir güzellikle tanışın derim. Bentley Forman Intense. Bir diğer parfümümüz Hugo Boss Bottled Elixir. Geçen seneden beri herhalde en fazla konuştuğumuz parfümlerden bir tanesi. Geçen sene keşfettik. Evet, evet. Geçen sene zaten biz yılın designer parfümü seçtik kendisine. Yeni çıkmıştı o zaman. Evet, yeni çıkmıştı ama artık şu anda burada kadrolu eleman haline geldi. Ara ara biz onu kendi videolarımızda konuk ediyoruz. Evet. Şimdi Boss markasından beklenmeyecek derecede kaliteli bir iş. Öncelikle onu söyleyeyim.
Müthiş bir odunsu. Çok iyi. Tam kararında bir şinelerden gelen ufak bir tatlılığı var. Yani müthiş bir karaktere sahip öncelikle. Her şeyden önce müthiş bir karakteri var. Kompozisyon bakımından dolu dolu. Kalıcılığı, fark edilirliği oldukça iyi. Alan birçok kişi, yani %97-98 övgüyle söz ediyor kendisinden. Evet. Yani bize de burada ona sadece yer vermek düşüyor. Çünkü artık bizim zaten bu zamana kadar olan kendi kitlemizden, izleyici kitlemizden zaten onu tanımayan kimse kalmadı. Ama yeni yeni insanlar aramızda katılıyor. Yeni yeni izleyiciler aramızda katılıyor. Onlar da merak ediyorlar. Biz yine Boss Bottle Elixir'i bu yüzden biz buraya aldık. Çünkü kalitesinin yanında fiyatı bedava kalan bir parfüm diyorum ben. Açıkçası Boss markası üretmese, gözlerinizi kapatsak ve siz bunu koklasanız kesinlikle hangi niş markadan bir şey kokluyorum diye sorarsınız. Hani kalite harmanı olarak o kadar iyi gelen, yoğun, koyu, derin bir parfüm. Hı-hı. Performans olarak da oldukça başarılı ve tatmin edici. Hı-hı. Diğer Hugo Boss serisine mesela benziyor mu bu parfüm? Hiçbir Boss parfümünü andırmıyor. Hiçbir Boss parfümünü andırmıyor. Hiçbir tanesi alakası o yok. O yüzden Boss Bottle Elixir kısmında bence ciddi bir hata yapılmış. Bence başka bir isimle çıkmalıydı bu parfüm. Hı-hı. Çünkü Boss serisini işte elemiş olan insanlar direkt bu parfüme bakmıyor çünkü. Elemiş oluyor. Fakat bizim görevimiz ne? Burada hatırlatmak. Bunları hatırlatmak. Bu hiçbir Boss Bottle parfümüne benzemiyor. Boss serisindeki hiçbir parfüme benzemiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle sonbahar ve kış aylarına çok uyum sağlayacak ve performansıyla iz bırakacak bir harika güzellik diyorum. Skalası olarak nasıl değerlendirirsin? 25 yaş ve üzeri. Evet. Geç yaştaki özellikle beylere çok yakıştırdığım parfümlerden. O hafif dediğin gibi reçineden gelen tatlılıkla beraber bence tam kararında hem böyle hafif dark havası hem tatlı havası beraber çok kararında. Özellikle genç beylerin şu dönemde en çok aradığı şeylerden. Duydunuz. Bir kere daha not alalım beyler. Hugo Boss Bottle Elixir'de yine kendi fiyatının çok üstünde bir yerde. Bir diğer parfümümüz Lalique markasına ait. Lalique Encronar. Ne demiştim ben? Lalique markası çok iyi parfümler çıkartıyor. Çok kaliteli parfümler çıkartıyor. İşte Lalique Encre Noir. Evet. Aslında Encre Noir serisi bir seri bu aslında. Evet. Ali Extreme'i var. Encre Noir Sport'u var. Daha önceden mesela Ombre'si falan da vardı. Hepsi birbirinden kaliteliydi. Hatta bak oradaki Ombre bizim ilk baştaki anlattığımız L'Odyssey Noir Ombre var ya. Evet. Onunla çok taban tabana benziyorlardı. Amber kullanımları çok benziyordu birbirlerine. Encre Noir siyah mürekkep bimiz bizim. Bu parfüm ne biliyor musun? Bu parfüm bir vetiver parfümü. Karanlık, dark bir vetiver parfümü arkadaşlar. Şu anda sonbahardayız. Sonbaharda bir ormanda girip karanlık bir ormanda yakalandığınız yağmurdan sonra o ormanın kendine has yağmur sonrası kokusu diyorum ben kendisine. O kadar kaliteli, o kadar ihtişamlı bir parfüm benim deyimimle. Islak bir havası var. Yani nemli bir havaya sahip. Bu parfümü en fazla neyle karşılaştırıyorum ben biliyor musun? Chanel Sycamore var ya. Chanel Sycamore'una aslında taban tabana DNA olarak çok benzeyen bir parfüm. Şimdi Chanel'e o kadar para vermektense Encre Noir benim açımdan Chanel Sycamore'un da bir tık önünde. Daha karanlık bir yapıya sahip çünkü. Encre Noir Sycamore mesela o kadar değil, karanlık yapıya sahip değil. Ben biraz daha karanlığı seven bir insan olduğum için bunda da hani o mürekkep dokunuşlarını da içinde barındıran bir parfüm olduğu için ben Encre Noir'ı her zaman elimin altında bulunmasını isteyeceğim parfümlerden bir tanesi yapıyorum. Hangi mevsimlere uygun? Kesinlikle sonbahar. Bak şu Ekim, Kasım aylarında kullanmaya doyum olmayacak bir parfüm. Müthiş bir parfüm ya. Ben çok seviyorum. Yani vetiver parfümü denilince benim ilk aklıma gelen parfümlerden bir tanesi oluyor her zaman. Evet. Vetiver referanslarından. Vetiver referanslarından. Duydunuz beyler. Zaten Lalique markası parfümleriyle oldukça uygun fiyatlı fakat kalite olarak çok daha yukarıda bir yerde. Bu markanın diğer parfümleri de bence öyle. Fakat biz burada bir tanesini ele aldık. Encre Noir. Tam olarak fiyatının çok üstünde bir kaliteye sahip, değerlendirebilirsiniz. Diğer parfümümüz ise Gucci Intense Out. Gucci Intense Out bir ara o kadar çok popülerdi ki. Çok popülerdi evet. Sonra bir anda ne olduysa durdu. Neden biliyor musun? Bak bizim o zaman şeyler vardı. Bu forumlar falan o zaman çok hareketliydi ve forumda insanlar hep birbirine Gucci Intense Out'un
ne kadar kaliteli ve niş ayarında bir parfüm olduğundan bahsediyordu. O yüzden o zamanlar çok popülerdi ve o zamanlardan kullananlar daha hala da Gucci İtasoğlu'du aralıksız kullanıyorlar. Yani imza parfüm olanları çok iyi biliyorum ben. Evet. Peki nasıl bir parfüm? Biraz ondan bahsedelim. Gizemli, karanlık ve çekici. Öncelikle bu. Yani bir designer parfümden beklenmeyecek derecede üst kaliteye sahip bir parfüm. Harmanı müthiş. Ben onu şu şekilde özetliyorum. Hani ut, tütsü ve reçinemsilerin, tamam mı? Hafif cılız bir tatlılıkla beraber dengelendiği müthiş bir kompozisyon diyorum ben kendisine. Evet. Bir ut parfümü olmasına rağmen, adı ut diye geçer ama evet. Ut o kadar ince kullanılmış ki, öyle tabir edeceğim ben. İnce kullanılmış, yani köşesiz bir ut kullanımı var bunda. Güzel dengelenmiş. Genel beğeniye son derece uygun. Kalite seviyesi çok üstte. Yani bunu koklayan bir kişi yani bunun çok kaliteli bir parfüm olduğunu çok net bir şekilde çözebilir. Yani ucuz kokmuyor. Her şeyden önce bu. Yani zengin kokuyor, lüks kokuyor, lüks karizmatik kokuyor. Ve gizemli tarafı da olduğu için de bu da onu zaten yani bu şekilde kaliteli bir parfüm sınıfına sokuyor. Ki benim için hani burada olacak yegane parfümlerden bir tanesi. Onu ben seve seve aldım. Buraya aldım. İkinci veya üçüncü parfüm olması gerekiyor bu seriye. Hemen dedim gidiyor çünkü aklımda Gucci İntersoft mutlaka bu seride olması gereken bir parfüm olarak yani yer alıyor. Yani bu listeyi de hani direkt ben yapsam Gucci İntersoft daha böyle ilk ikide koyacağım parfümlerden biri olurdu. Dediğine çok katılıyorum. Gucci İntersoft kalitesinin çok üstünde, özellikle sonbahar ve kış aylarına çokça yakışan. Yaş skalası olarak nereye yakıştırırsın? 30 yaş ve üzeri diyorum ben. Evet, biraz daha böyle olgun ve karakterli. Buna Armani veya Gucci takım elbise lazım. Bak öyle diyeyim ben sana. Yani çok kaliteli ya. Bak, çok kaliteli yani. Güzel yakışır, evet. Ama bence spor giyim de kaldırır bu parfüm. Spor giyim... Hani böyle kaldırır. Yani günlük giyim dersek, hani casual giyim dersek daha uygun olur. Yani spor giyimden kazım spor kıyafetler değil zaten. Tamam. Tamam. Günlük giyim demek istemiştim. Tamam, okey. Günlük giyime de özellikle şık kıyafetleri de çok yakıştırdığım parfümlerden biri. Yani ne diyelim, fiyatının üstünde beyler. Sonbahar ve kış aylarında değerlendirebileceğiniz bir diğer başka parfümümüz. Bir diğer parfümümüz Dior Homme parfüm. Benim göz bebeğim. Benim en sevdiğim erkek designer parfüm. Benim de top hanımda bir numara olan parfüm. Çok iyi ya. Çok ne iyi. Yapacağız şimdi? Yani ben buraya bu parfümü almayacağım da ne yapacağım peki? Kesinlikle çok iyi. Yani ben zaten mestim. Sen konuş, dinliyorum. Ben de bayılırım ya. Bak bunu böyle açayım kapağından ya sabaha kadar koklayayım. Ya öyle güzel benim için. Bak. Çok beğeniyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Çok gizemli bir tarafı yok mu ya parfümün? Çok karanlık ve gizemli bir tarafı var böyle. Yani derin geliyor, anladın mı? Mesela geçenlerde biri soru sormuş. Dior Homme Intense, Dior Homme parfüm işte aynı mı, aynı tarz kokuyor mu? Hayır. Değil. Mesela Dior Homme Intense mi demiş, Dior Homme parfüm demiş. Sabaha yani, kadar Dior Homme parfüm. Yani benim için sabaha kadar Dior Homme parfüm. Ama işte atıyorum mesela kız kardeşim Dior Homme Intense'çi. Yani bu tabii ki kişiden kişiye göre değişir. Fakat yani ben Dior Homme parfüm derim, susarım. Ben yani bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Hele o kuruma aşaması beni gerçekten bu zamana kuruma kadar... Kuruma aşamasında böyle bir bitter çikolata efekti çıkıyor. Onu alıyor musunuz siz? Yani ben mesela o efekti çok net bir şekilde alabiliyorum. Dior Homme parfüm kullanan varsa, hani o bahsettiğim bitter çikolata efektini alan varsa lütfen paylaşırsanız benim gibi. Ben de en azından bari yalnız kalmadığımı öğrenmiş olacağım. ama ben o kısma çok bitiyorum ya. Yani irisin burada biraz daha dark bir iris kullanılmış. ve deri de zaten o irisi öyle bir çevrilemiş ki deri zaten parfümde kullanıldığı zaman zenginlik katar, lüks hissiyat katar deri bir parfüme. Bu da o lüks hissiyatı almış, arşa koymuş arkadaş. Yani bu fiyata alınabilecek ben en iyi parfümlerin başında görüyorum. Benim için öyle. Yani benim için öyle. Sadece bu parfüm herkese uyar mı? Bak o konuda düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Yani bu parfüm her yaşa uymaz. Herkese de uymaz bence. Hani onu biraz taşımak gerekiyor. Evet, biraz sert bir parfüm çünkü. Biraz olgunluk gerekiyor bence. Hani böyle çok genç yaştaki arkadaşlara uymayabilir o yüzden. Denenmeden alınmaması gereken parfümlerden olduğunu düşünüyorum. Mesela Dior Homme Intense ona göre daha genel beğeniye uygun. Evet. Bu biraz daha bence denemeden almamanız gereken parfümlerden. Ama bir deneyin. Eğer severseniz... Başınızın tacı yaparsınız. Başınızın tacı yaparsınız. Mest 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 olursunuz benim gibi. Çok güzel. Bir diğer parfümümüz
diyor Savaş Elixir. Füzyoner ateşlemeye başladık, farkında mısın? Ya daha vallahi ne diyeyim, daha ne diyeyim Savaş Elixir. Zaten bu video kanalını açtığımızdan beri, ilk zamandan beri en çok konuştuğumuz parfümlerden. Evet. En çok sevdiğimi söylediğim parfümlerden. Evet. En çok fark edilir olduğunu söylediğim parfümlerden. Ofiste adının en çok geçtiğini söylediğim parfümlerden. Evet. O kadar çok bahsettik ki farklı video konularında, farklı farklı ele aldığımız konularda ondan çokça bahsettik. Bu yüzden çok yönlü bir parfüm olduğunu bir kere daha söylemiş olayım. Evet, kokusu bir kere. Yani Savaş değil ya. Yani. Neden Savaş Elixir konmuş ismi asla anlamak mümkün değil. Kesinlikle ismi başka bir parfüm ismi olmalıydı. İşte o zaman çok 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 satan bir parfüm olurdu diye düşünüyorum. Yani biraz da sen anlat. Nasıl bir parfüm? Lavanta'nın başrol oynadığı bir parfüm. Lavanta, hı-hı, çiçeklerin erkeğidir. Evet. Anladın mı? Hani böyle, hı-hı, maskülenlik kadar. Hı-hı. Burada da o maskülenliği öyle güzel bir şekilde işlemiş ki diyor Savaş. Yani bu parfüm için çok fazla diyecek bir şeyim yok. Ben zaten parfüm çıktığı günden beri, kokladığım andan beri öve öve bitiremiyorum. Evet. Yani bu parfüm birçok koklayanın da zaten imza parfümü olmuş vaziyette. Bunu sadece ben değil, birçok kişi zaten yere göre sığdıramıyor. Ama bir niş parfüm edasında olup designer sınıfında olan bir parfüm. Evet. Ya sonuçta bir designer marka. Evet. Savaş Elixir de yine o designer markanın, yani designer sınıfında yer alan özel seri değil bu. Evet. Yani özel seriye çıkarsa bir derece anlayacağım. Diyeceğim ki özel seri, hayır, hı, designer sınıfında. Normal gidip herhangi bir parfüm mağazasından rahatlıkla satın alabileceğim bir parfüm. Bunun hakkında çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum ben. Dediğim gibi bu zamana kadar çok fazla konuştum. Evet. Yani başımın tacıdır. Taponumda. İyi ki de çıkartmışlar. Taponumda ikinci sıradadır kendisi. Yani benim baş tacım ya. Baş tacım. Yani biz karı koca olarak bu parfümü gerçekten çok seviyoruz. Eğer siz de imkanınız varsa bu parfümü deneyin, bir şans verin. Performansı, kokusu, fiyatının çok üzerinde bir parfüm. Değerlendirebilirsiniz beyler. Bir diğer parfümümüz Kenzo Home EDP. Kenzo Home Eau de Parfum. Eau de Parfum. Eau de Parfum. Eau de Parfum. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bak, evet. Eau de Parfum. Tamam mı? Hep yani yanlış telaffuzdan gelmiyoruz. Hiç hoş olmuyor. Hiç hoş olmuyor. İnanın bu durumdan aslında birazcık muzdaribiz. Biz sizlere daha fazla parfüm videosu sunabilmek için bazen hasta hasta video çekiyoruz. Sesimizden, ki şu anda hastayız. Anlayabilirsiniz belki. Bazen aşırı yorgun bir şekilde aman video bu hafta da çıksın deyip yetiştiriyoruz. Ama hani bazen öyle kırıcı yorumlar geliyor ki inanın insanı biraz şevki düşüyor, ne yalan söyleyeyim. Çünkü arka tarafta izlenenden çok farklı bir emek var. Siz burada belki 25-30 dakikalık bir şey izliyorsunuz. Fakat onun arkasındaki işte hazırlığı, yok kıyafet uyumu, yok parfümleri, işte getirişi, hazırlanışı, seçimi, konu seçimi, onun hakkında neler konuşacağımızı düşünmek, parfüm konusu bulmak bile bazen saatler oluyor bizim için. Bunun editlenmesi, yüklenmesi. Herkes gün ayrı ayrı çok fazla emek veriyor bu işe. Hani evet, hatalarımız var, bazen kabul ediyoruz bunu. Telaffuz konusunda yine üstüne basa basa söylüyorum. Yani takılmayalım lütfen. Olabildiği kadar Türkçemizi düzgün kullanmaya çalışıyorum. Emin olun onda da hata yapıyorumdur. Fakat ben kendi ana dilimi düzgün kullanmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de parfüm isimlerini kendi dillerinde doğru telaffuz edebildiğimi düşünüyorum. Tabii ki yanlışlarım, hatalarım oluyordur. Affola. Fakat bundan dolayı lütfen artık yorumda bulunmayalım. Gelelim Kenzo Home'a. Kenzo Home. Aslında Kenzo Home deyince mesela şimdi insanların aklına hep eski Kenzo'lar geliyor. Evet. Eski Kenzo'larla bu Kenzo'nun hiçbir alakası yok. Bu bambu şişeler farklı. Farklı, bambaşka. Yani özellikle Eau de Parfum'u bambaşka. Onu özellikle söylüyorum. Evet. Yani diğer Kenzo Home'larla yani uzaktan ya teyze kızı, eniştesi bile değil. Bak öyle söyleyeyim ben sana. Hiçbir şekilde değil yani. Bağlantıları yok. Bu tamamen mineralik, metalik notalar üzerine kurulmuş, hafif de içinde minnacık suculuğu bulunduran nefis bir parfüm. Evet. Yani bunu ben en fazla neyle karşılaştırıyorum? İşte Essential Parfum, Bouye Imperial, ondan sonra Marc Antonio Bora, Ganimet.
Hani o tarzdaki parfümlerle ben eşit tutuyorum bunu. O saydığım parfümler de niş sınıfına giren parfümler. Evet. Bu ise designer sınıfında. Parfümörü aynı kişi Quentin. Bir son zamanların daha yani parfümörü. Kendisini burada saygıyla yad ediyorum, anıyorum. Ama yani bir designer parfümü çıkartabileceği en kaliteli, en başarılı parfümü Kenzo için çıkartmış. İyi ki de yapmış. Böyle güzel parfüm bence herkesle buluşturmuş. Bu parfüm gerçekten herkesin kullanması gereken, bu fiyat skalasında alınabilecek en iyi, en net, en kaliteli parfümlerden biri olarak görüyorum ben. Daha ne söyleyeyim? Üstüne söylenebilecek hiçbir şey yok. Harika bir parfüm. Quentin Biş yapımı beyler. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Bir diğer parfümümüz ise John Varvatos Artisan Pur. O kadar fazla ağır ağır parfümler anlattık burada. Doğru, yani bir tane de şöyle bir baharlık, yazlık bir şey koyalım. Sonuçta kış gelecek, ondan sonra bahar tekrar gelecek, yaz tekrar gelecek. Bak ya. Böyle çok yapma. Güzel ama çok güzel. Ben bunun kokusuna bayılıyorum. Çok güzel. Valla şimdi bak, mandalina portakal mevsimi geldi zaten. Mis gibi değil mi? Bak, bak. Çok 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 taze, çok güzel. Ya şuradan git Gümüldür'e. Bak. Mandalina bahçelerine git. Vallahi alacağın kokunun sana şişelemişler. O kadar doğal bir parfüm ki. O kadar net, o kadar kaliteli. Yani ne vermek istediğini biliyor. Ve onu da size sonuna kadar veriyor. Doğal bir hissiyata sahip. Oldukça kaliteli tarzda bir yazlık aromatik. Evet, yazlık aromatik. Harika bir erkek parfümü. Özellikle bahar ve yaz aylarına çok yakıştırdığım parfümlerden. Doğallığı bence şişesinden geliyor. Şişesine bile ayrı aşığım. Yani hasarı çok seviyorum. Şimdi ben desem ki bu parfümü işte biriniz parfüm skalasında çıkartmak istesen, işte Zerjof yapmak istesen diyeceğim. Zerjof'un bu tarzda bir parfümü var. Ne var? Rönesans var. Rönesans, evet. Evet. Tom Ford desem çıkartsa, tamam mı? Neroli Portofino falan. Neroli Portofino, anladın mı? Bak şimdi saydığımız şeyler. Evet, evet, işte atıyorum Frederick Mel çıkarsa desem bir gayet konsantre var. Evet, evet. Ve Cologne Indelible var. Evet. Hani yani bu tarzdaki parfümlerin aslında niş sınıfında birçok karşılığı var. Ama designer sınıfında karşılığı John Varvatos Artisan Pur. Bu paraya alınabilecek en iyi parfüm. En iyi parfüm. Yani yazlık sınıfında en iyi parfüm. Hem yazlık sınıfında hem de kalitesi çok yukarıda bir parfüm arıyorum diyorsanız, fazla da para vermeyeyim diyorsanız başka bir şey aramanıza gerek yok. Artisan Pur isteklerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Bir diğer parfümümüz ise son zamanlarda ciddi olarak sükse yapan bir parfüm. Lattafa Camra Kahva. Bu parfüm ilk çıktığı zaman özellikle bunun normal Lattafa Camra var ya. Hani şişesinden falan ben şeye benzettiler zannediyordum. Şimdi Arap markaları hep çünkü bir şeye benzetiyorlar ya. Ben dedim ki Angel Share'i çaktılar herhalde bunu. Evet. Onun bir Angel Share'le bir alakası yoktu. Hani yani eğer benzetmeye çalıştılarsa yani orada zaten hiç benzetememişler. Evet, evet. ama kahva mesela benim için gerçekten hani o diğer Lattafa Camra'dan ziyade kahvası çok çok daha üst düzey. Evet. Yani bir Arap parfümünün, bir Arap markasının beni bu kadar etkileyeceğini ben tahmin etmezdim. Çünkü dediğim gibi bu tür markalar çoğunlukla hep bir şeyin kullanıcısı oluyor. Klonlamaya çalışmışlar mı çalışmamışlar mı onu bilmiyorum. Ama ortaya gerçekten çok güzel bir parfüm çıkartmışlar. Yani kahveli, meyveli. Evet, kahveli planda olduğu bir parfüm. Evet. Yani hani neye benzetmeye çalışmışlar acaba yani, falan diyorum. Bir şeye de benzetmeye çalışmamışlar bence. O DNA üzerinden gidip yapmış oldukları şeye biraz daha ekleme yapıp bence çok güzel bir sonuca ulaşmışlar. Evet. Bence birçok kişinin de radarına gelen bir parfüm oldu. Evet. Bayağı bir son zamandaki satış ivmesi yükseldi. Yükseldi. Özellikle sonbaharda kış aylarına çok yakışacak olan ve kalıcılığı, fark edildiği performansı çok üst düzey olan bir parfüm. Genel beğenisi çok yüksek. Yani alan birçok kişi memnun. Yani belki yani ben hiçbir parfüm için %100 beğeni var diyemem ama %95'ler, %96'lar benim için kafidir. Bunda da o oran çok fazlasıyla yakalanmış vaziyette. O yüzden kalite ve fiyat açısından da yine bu seviyeleri yakaladığı için ben onu buraya koydum. Çünkü dediğim gibi bir niş sınıfına yakışabilecek olan bir parfüm kokusuna sahip. Evet. Designer kalitesinin çok çok üzerinde, fiyat skalası kendi kalitesinin çok çok altında. Çok altında. Yani ben bu parfüm için çok fazla bir şey diyemiyorum. Yani gerçekten hani Arap markaları bir parfüm çıkartacaklarsa da gerçekten bu şekilde parfüm çıkartsa ben bunları sabaha kadar anlatayım. Evet. İçeriğinden birazcık bahsedebilir misin? Ona sadece kahveli diye anlatmamış tamam. olalım.
Aslında odunsu bir temel üzerine kuruldu. Baktığın zaman işte meyveler, pralinler, şekerler aslında hani vanilya, çok tatlı tonka gibi duruyor. İşte vanilya, tonka, ya bunların hepsi baktığın zaman tok tatlılığa sahip notalar. Evet. Ama bu tok tatlılığı kahve o kadar güzel dengelemiş ki. Kahve güzel. Yani tam bir cuk oturtmuş yani. Performans olarak. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok iyi. Yani bu fiyata alabileceğiniz özellikle sonbahar ve kış aylarında harika bir Arap parfümü. Arabik havası var mı? Asla yok. Buradan bir kere sıyrılalım. Kahvenin ön planda olduğu sıcak notalarla harmanlanmış, gurme notalarla dengelenmiş çok harika bir odunsu parfüm diyorum. Beyler, çok para vermeyeyim. Harika bir performansa sahip olsun diyorsanız parfümü. Lattava Camra Kahva. Buyurun efendim. Evet, geldik videomuzun sonuna. Bu hafta sizlere diş kalitesine olan designer erkek parfümlerinden bahsettik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Vallahi yağ gibi aktı bu konu, biliyor musunuz? Evet, çok eğlenceli geçti. Çok hızlı geçti açıkçası, evet. Bizim için de. Çok harika bir video olduğunu düşünüyorum. Bir hatamız olduysa affola. Bu tarzda videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Peki sizin niş kalitesinde olup designer tarafında gördüğünüz, kullandığınız parfümler var mıdır? Bunlar nelerdir? Lütfen yorumlara yazın. Bekliyoruz. Bu tarzdaki yorumlarınızı okumaya bayılıyoruz çünkü. Bunları yazmaktan lütfen çekinmeyin. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.